Amerika'ya nasıl gelinir, Amerika'da nasıl kalınır, nasıl çalışılır, bunun hangi yolları var? Bu soruyu merak eden birçok izleyicimiz olduğuna eminim. Merak ettiğiniz her şeyi, bugüne kadar duyduğunuz gerçekler ya da gerçek olmayan şeyleri de soracağımız uzman bir konukla beraberiz. Tolga Özek, avukat kendisi. Göçmenlik avukatısınız, evet. Uzmanlığınız bu. Şimdi siz hep geliyorlardır, Türkiye'den de ulaşanlar olduğuna eminim. Amerika'ya nasıl gelinir? Şimdi bu yeşil kart çekilişine katılabiliyorlar. Evet, binlerce kişiyi de alıyor Amerika. Türkiye'nin kotası da belli. Yeşil kart belli. Önce kısaca yeşil kartı anlatın bize. Ondaki olasılık ne? Bir çekilişle çıkıyorsunuz. Ekim'in ilk haftasıyla Kasım'ın ilk haftası başvurunuzu gönderiyorsunuz. Bu en doğru yöntem. Şimdi bu ama piyango adı üstünde. Bu piyango. Piyango çıkmayanlar ve buraya gelmek isteyenler var diyelim. Türkiye'den buraya gelmek isteyen biri başka hangi yollarla gelebilir? Aşamalı yöntemler var. Yani önce göçmen olmayan dediğimiz işte öğrenci vizesi, işveren sponsorluğu, geçici işveren sponsorluğu vizeleri, proje bazlı vizeler. Bunlardan alırsanız sonra işvereni size green card almaya ikna edebilirsiniz. Kolay mı bu? Çok var mı öyle bulabilecekleri iş yerleri? Amerika'da çalışan açığı var. Ama buraya gelmesi lazım değil mi? Yani buraya bir şekilde turist vizesiyle de olsa girmesi lazım ki bunlardan haberi olsun. Hayır değil. Aslında Türkiye'den de bulabilirler mi? Tabii ki. Yani çünkü H2B vizesi dediğimiz örneğin geçici çalışan vizesi var. Yani proje bazlı işte örneğin bir boru tesisi yapılacak, bir güneş enerji santrali kurulacak. Bunlar için çalışana ihtiyaç var ama Amerika'da bulamıyoruz deyip proje bazlı getirebiliyor şirketler. Veya H1B vizesi var. Yani özel yetenekli işçi çalışan ne vizesi. Ne mesela biraz örnek verin bize. IT hangi sektörü, bilgisayar sektörü, bilgisayar mühendisleri, siber güvenlik açıklar var bu konuda. Bu kişiler vize alıp geçici vize, bu 6 yıllık bir vize. Daha sonra Green Card sponsorluğunu devam ettirebilir şirket üzerinden. Bu işte çok iyiyim kardeşim. İlla da üniversite mezunu olmama gerek yok. Gelsem iş bulur muyum ya da gelebilir miyim iş bulmadan diyenlere yanıtınız ne olur Tolga Bey? Yani Green Card'ı doğrudan Amerikan şirketleri Green Card'a sponsor alabiliyor. Herkes Google'a ilk yazdığı şey Green Card nasıl alır? Şöyle doğrudan Green Card sponsorluğu yaklaşık 1,5-2 yıla yayılan bir süreç. Daha hızlısı var mı? Var, belli şartlarda hızlandırma var ama genel olarak şirketler şunu bekleniyor. Amerikan piyasasını koruyun. Dolayısıyla önce Amerika'da bu iş gücü var mı araştırın. Sonra gelin. Buradan bulamazsanız. Evet, yabancı bir adım. Anlaşılabilir bir şey. Ama bu soruyu tabii Amerika'ya gelmek isteyenler doğrudan böyle sorunca bir ümitsizliğe kapılıyorlar. Çünkü çalıştıkları, çalışacakları şirketi 2 yıl boyunca beklemeye ikna etmeleri gerekiyor. Çok uzun bir süreç. Onun yerine geçici çalışan vizeleri, H1B, H2B, O1 vizesi, sanatçı vizeleri, özel yetenek vizeleri. Peki bunu tek başına yapamazlar, mutlaka bir avukata ihtiyaçları var der misiniz? Her şey tek başına yapılabilir ama avukata ihtiyaç olan bir aşama var tabii. Yani sistemi bilmesi ve doğru şeyleri mi doldurması gerekiyor? Evet. Ve genellikle bu vizeler kendi kendinize sponsor olabileceğiniz vizeler değil. Bir işverenin sponsor olması gerekiyor. Bir işveren zaten avukat yürütmek nasıl istiyor. Nasıl bir işveren olması gerekiyor? Çok iyi kazanan, milyon dolarlar kazanan mı yoksa küçük bir işletmede birini işe alabilir mi? Amazon mesela her sene zannediyorum 20 bin kişiye H1B sponsor oluyor dünya çapında. Hindistan büyük bir yoğunluk var. Evet. Türklerden de var, çok var. Ama aynı zamanda köşedeki bir kitchen cabinet store. Yani bir mutfak, tezgah, mermer. Onlar da sponsor olabiliyor mu? Tabii ki. Türkiye'den getirmem lazım mutfak ustası mı diyor? Aynen böyle diyor. Gerçekten çünkü mi? Çünkü bulamıyor. Yani o yetenekli birini bulamıyor. Aşçı şey yani bizim harika emeklerimiz var. Bu anlaşılabilir bir şey. Bulunamıyor. Türk mutfağını şimdi yapacak bir aşçıyı Amerika'da bulmak Türk zor olsun. Türk mutfağı öyle. Onlara da gayet güzel çıkıyor vize diyorsunuz doğru, başvurduğunda. Doğru. Peki işverenin nasıl bir işveren olması lazım? Vergilerini düzgün ödeyen herhalde. Vergiden daha çok Amerika'nın dikkat ettiği nedir? O kişiye verilecek maaşı karşılayabilecek kapasitesi var mı? Bankada şu kadar parası olması demek değil, döndürebiliyor. Google zararda bir şirket örneğin. Ama kimseye sponsor olamaz mı? Olabilir çünkü olabilir. Ona göre bir geliri var. Dikkat ettikleri nokta işverenlerde ödeyebilir mi? Ve gerçekten öyle bir pozisyona ihtiyacı var mı? Restoran eğer futbolcu arıyorsa yani hani değil mi? Çok... Olmaz. Siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Daha çok hangi vakalar, hangi diyelim case diyeceğim de nasıl şeyler geliyor daha çok size? Örneğin. Yatırımcı vizesini anlatın bize. Yatırımcı vizesi deyince benim aklıma hep böyle yüz binlerce, on milyonlarca dolarlar geliyor. Evet. Doğru mu bu? Yani çok paranız mı olması gerekiyor Amerika'da yatırımcı olmak için? Çalışma oturma izni de olacak mı getirdiği ailesinin yanında? Aklınıza gelen şey doğru aslında. Çünkü
yatırım miktarları hele son ise Trump döneminden sonra yükseldi ve işte 1 milyon dolar, 1 milyon 100 gibi rakamlara çıktı. Ama büyük bir ama var burada. Bu doğrudan para yatırımı yapıp 10 kişiye iş verip doğrudan green card almak isteyenler için. Geçici vizeler. Yani ben yatırım yapmak istiyorum. Amerika'da bir iş kuracağım. Çalışanlara iş vereceğim. Bu sebeple gelmek istiyorumun yatırım miktarı sınırı yok. En az kaç parayla buraya yatırımcı olarak gelebilir, gelmek isteyen biri? Şu ana kadar yaptığım en düşük yatırım 15.750 dolar. Yani herkes 10.000-15.000 alabilir demek değil. Ne yapıyordu bu 15.000 kişi? Tabii ki kimliğini saklı tutarak ne yaptı, ne yatırımı yaptı? Bir servis hizmetine çalıştığını söyleyelim. Çünkü buradaki önemli koşul şu. Eğer yatırdığınız para işinizi idame ettirmek için yeterli ise Amerika tamam bu yeterli benim için diyor. Örneğin bir servis hizmeti veriyorsunuz. Diyelim muslukçu, musluk tamircisi. Musluk tamircisi diyeyim. Şimdi çok fazla bir ekipmana ihtiyacı yok bu kişinin. Yani belli aletleri var. İşte belki bir araba alınacak ki A'dan B'ye gidilsin. Bir kişi çalıştırılacak çünkü yatırımcı vizesi şu demek değil. Ben geleyim yatırımcı olarak aynı zamanda bir iş yapayım demek değil. Ben şirketimi yönetmek üzere geliyorum vizesi. Anladım. Dolayısıyla bu masrafı yapmak için 15 bin dolar yeterliyse 5.000 dolara bir trak alındı, bir kamyon alındı. İşte bir alet edevat alındı. Bunların makbuzu fişi gösterildi. Şirketiniz var elbette, şirket kuruluşu yaptınız. Bir kişi de aldınız çalışıyor. İşte bir kişi yeter mi? Bir sınır yok, kanuna göre bir sınır yok. Önemli olan kapasite. Yani o işi yapmaya yetecek devam mi, ettirebiliyor büyüyecek musunuz? Mi, sürücü. Para geliyor mu? Yoksa kimse aramıyor, kimse gelmiyor, para kirayı artık ödemeye yetmiyor, arabanın taksitini ödeyemiyorsunuz gibi sıkıntı olacak mı? Bunu ne kadar takip ediyorlar? Yani bu yatırımı yaptınız diyelim 15 bin dolarla. Ne kadar süre bunu kanıtlamanız gerekiyor sistem içinde? Teknik olarak devlet her zaman yatırımın aktif kalmasını istiyor. Yani bu vizeye sahip oldukça siz yatırımı devam ettirin. Tekrar para koyun demek istemiyor. Ama aktif olarak işinize devam ettirin, işinizi büyütün, işveren olun, çalıştıran çalıştırın bunu istiyor. Ama vize dönemi 2 seneden 2 sene. Yani 2 diye devam ediyor. Sonra bir noktada daimi oturum izni falan oluyor mu? Güzel soru. İşveren bulmak gerekiyor. Ayrıca sponsor olmak istiyorsanız. Yani anladım. Bu vize geçici özel bir vize. Ama şöyle söyleyeyim, benim 21 yıldır bu vizede olan müvekkilim var. Seyahat edebiliyor mu peki Amerika içine dışına bu vizeyle? Her yere. Çünkü anladım. Vize yani ailesini de getirebiliyor. Diyelim çoluğu çocuğu var. Ve çok da güzel bir avantajı var. Eşler her yerde sınırsız çalışma izni. Çalışma izni var eşlerin. Bu da her önemliymiş. Yerde. Hala fırsatlar ülkesi. Yani hala işsizlik rakamları çok düşük. %3'lerde bir seviyemiz var. Hala çalışan açığı var. Hala kapasite bunu kaldırabiliyor. Ekonomik imkanlar her zaman var. Almanya'da bir şirket kurmak Amerika kadar kolay değil. Burada çok daha basit. Sistem bunları çok daha teşvik ediyor. Ben hala inanıyorum. Amerikan rüyası gerçek bence. Hala gerçek diyorsunuz. Bence hala peki gerçek. Şimdi o Amerikan rüyasının peşinde koşan ve sayıları giderek artan göçmen krizine de değinmek istiyorum. Ne kadar süre ilticaya başvursa geçti diyelim sınırı. Çok uzun bir süreç diyebiliyorum ben. Birinci aşaması bir mahkemeye çıkartılıyorlar. Mahkemede iltica yapıp yapmayacağına ilişkin bir savunma yapıyor. Kefaletle serbest kalabiliyor veya kalmıyor. Kefalet miktarları da şu anda çok artmış durumda. Nasıl? Ne civarlarda? 20.000, 25.000 dolar, 30.000 dolar. Bu civarlarda kefalet olabiliyor. Ve serbest kaldığında dışarıda çalışabiliyor mu o sırada iltica başvurusunu yapmış biri? İltica başvurusundan 150 gün sonra bir geçici çalışma izni alıyor. Bu mahkeme sürecini beklerken. Ama sistem tıkanma aşamasına gelmiş durumda. Çok ciddi. Şu anda çok verilemiyor o var. Sayılar. Evet. Şimdi sizinle... Aslında bir rakamı biliyoruz. Geçen sene Kasım itibariyle sınırdan geçen Türklerdeki sayı 45.000'i buldu. Bu sene ciddi bir artış. Bu sene rakamın çok daha fazla olacağı söyleniyor. Bizim gözlemimiz de o şekilde. Onun haricinde de geçen Güney Amerika ülkelerinden çok çok fazla kişi var. Venezuela ve diğer Orta çok Amerika ülkelerinden. Sistem kaldırmıyor. Şimdi sınırdan geçtikten sonra onları nasıl bir şey bekliyor ona değineceğim ama önce izleyicilerimize Amerikalılar bu Amerika sınırındaki göçmen krizi hakkında ne düşünüyor? Sınırda ciddi bir yaşanan kriz var, başa çıkılamayan. O konuyla ilgili bir söyleşi yaptık. Amerikalılara sorduk ne düşünüyorlar bu göçmen kriziyle ilgili. Onu izleyelim, devam edeceğiz Tolga Bey'le. Amerikalılar böyle düşünüyor. Meksika sınırındaki, Amerika'nın güney sınırındaki göçmen kriziyle ilgili. Peki sınırı geçtikten sonra kayıt dışı, yasa dışı ya da sığınmacı diyelim her neyse o insanları neler bekliyor sınırı geçtikten sonra? Amerika'da eğer bir destek mekanizmaları yoksa,
Tanıdıkları yani, biri yoksa. Tanıdıkları, arkadaşları, onlara belli bir süre destek olabilecek çok zor bir hayat bekliyor. Bu sebeple birinci aşama hapisten çıkmak. İkinci aşama bir eyalete yerleşmek, devleti bundan haberdar etmek, yani duruşma tarihini bekleyeceğim, iltica başvurumu gerçekleştireceğim. İlticayı bir sene içinde yapmak zorunda ülkeye girdikten sonra. Çoğu kişi bunun farkında değil, bilgilendirilmiyorlar kapıda. Bu süreyi kaçırırsa iltica hakkını kaybediyor. Yani bir avukat gerekiyor bu süreçte mutlaka tabii. Bir avukat gerekiyor. Bir avukat ücretsiz gerekiyor. Hizmet veren avukatlar olduğunu biliyoruz. Onlar evet. Yapıyorlar mı, bulunabiliyor mu öyle her an? Dernekler var. Dernekler var. Dernekler var, bir listesi var. Dernekler bu işi yapıyorlar. Ücretsiz de gerçekleştiriyorlar elbette. Yani aşama aşama gitmek gerekiyor. Girdikten sonra birinci aşama kefalet duruşması, ikinci aşama çıktıktan sonra çalışma izni, iltica başvurusu, sonra iltica başvurusu için mahkeme tarihini beklemek. Şu anda 2026'lara duruşma tarihi veriliyor. Oo, inanılmaz geç süreler. Bu sırada inanılmaz da kendi geç. Kendini desteklemek, geçinmek zorunda. Kendi çalışabiliyor mu? Çalışma izni 150 çalışma gün sonra izni. Çıkıyor doğru, dediniz. Doğru. Ondan sonra da zaten bir şekilde Amerika'ya ayak uydurar. Yani şimdi bir sürü yöntemi var Amerika'ya gelmenin, çalışmanın yasal yöntemi. Değindik, daha çok konu vardır eminim. Oh. Burada yaşamak, geçinmek kolay mı? Biraz bize de onu anlatın. Burada yaşayan bir Türk olarak. Yani benim eyaletten kişisel eyalete tecrübem. Değişiyor. Lütfen onu evet. Da belirtin. Lütfen doğru. Anlatın siz de. 50 eyalet var. 50 eyalette gerçekten de bambaşka. Şimdi 50 hukuk sistemi var, o başka bir şey. Ama 50 yaşam tarzı var. 50 gelir durumu var farklı düzeylerde. Ben DC bölgesinde yaşıyorum. Biz bu bölgedeyiz. Başkentteyiz, başkentteyiz. Şu anda. DC, Virginia ve Maryland. Bunların evet. Üçü birbirine çok yakın. Amerika'da yani geçimin zor olduğu, yüksek olduğu düzeyde yerler. Yani minimum diyelim nasıl geçinilir, kaç paraya geçinilir bir ayda sizce? Yani nasıl şöyle, kazanması lazım? Asgari ücret var mı? Öyle anlatın bize. Şöyle bir örnek vereyim. Yani kendi hayatımdan örnek verebilirim örneğin. Lütfen. Benim oğlum 2 yaşında işte bir kreşe başladı. Eşim çalışıyor. Ve DC bölgesinde 2000 dolardan aylık daha ucuza kreş yok. Evet. Ama neyse ki devlet okulları var, sonra okula başladığında için, tabii para vermiyorsunuz Amerika'da, evet. Devlet okuluna yollarsınız ama tabii kreş aşaması çok yüksek evet, paralar. Birinci yaşla ikinci yaş arası. Sağlık hizmeti, buna kısaca değinmek isterseniz değil mi? Sağlık, ücretsiz yok. Kanayan yaramız sağlık hizmeti aynı zamanda. Evet, ücretsiz bir hizmet yok. Yani devlet hastanesi diye bir şey yok burada, parantez açalım. Devlet hastanesi yok, doğru. Ne yaparsanız yapın cebinizden ödemek zorundasınız ya da sigortanız olacak. Onun... Yani sigortanız olacak. Başka çaresi yok bu işin. Çünkü bazen insanlar hani rakamlar şey geliyor. Sağlık hizmeti kötü ama neden kötü gibisinden. Daha birkaç ay önce bir arkadaşımın başına geldi. Ayağı kırıldı. Bir böyle dağda işte yürürken getirildi. Ambulansla götürüldü hastaneye vesaire. Alçalındı. Ameliyat yapıldı. 25 bin dolar. Araba parası gibi. 25 bin dolar. 15 bin dolar yatırımcı vizesi aldı öbür tarafta. 15 bin dolar. Evet. Şimdi bu 25 bin dolar şöyle oluyor tabii. Kimse, yani Amerikalıların çoğu cebinden 25 bin dolar çıkarıp vermiyor. Sigorta daha uygun anlaşıyor onunla. Sigorta onu yapıyor ama sistemin bozukluğu da buradan. Sigorta onu ne yapıyor? O primleri yükselte bir şekilde yüklüyor. Yani işte hastanede çok para kazanıyor. Ama hastane sigortaya mahkum, yoksa bir şekilde para alamayacak. 25 bin doları kim effort edebilir? Tabii sistem ki. Burada kopuyor. Peki. Ama devletin hiçbir yararı yok demeyelim. Çünkü alt gruplara, yani belli gelirin altında olan gruplara devletin sağlıyor. Evet, belli yardımları var. Finansal yardımlar yapılabiliyor. Gıda yardımı, düşük gelir grubuna sağlık yardımı. Doğru. Belli yaş üzerine, 65 yaş üzerine ücretsiz, geliri düşükse evet. Bunları da belirtelim. Bu göçmenlik konusu Deniz Derya. Daha sizinle çok konuşuruz ama çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar çok da duymadığımız, bilmediğimiz bir sürü şey paylaştınız. Biz hep göçmenlik yayınları yapıyoruz, sorular soruyoruz. Çok teşekkürler tekrar teşekkür sorularımızı ederim. Yanıtladığınız için. Çok sağ olun.